Ayağımız kuma değmeyeli uzun zaman oldu. Aylardır evdeyim. İlk defa bugün dışarı çıkalım istedim. Hem biraz hava alalım, hem böyle deniz kenarında birazcık müzik yapalım. Baksana ne kadar güzel. Ya keşke videolarda koku da olsa, şu yosun kokusunu, iyotu sizlere de aktarabilsem. Gerçekten arada bir insanın çıkıp böyle hava almaya ihtiyacı var. Birazcık kafayı dinlemeye ihtiyacı var. Emek vermeden güzel şeylere ulaşamıyorsunuz. Ben hayatın her alanında emek vermeden hiçbir güzelliğe kavuşulmayacağını düşünenlerdenim. O yüzden yaptığım her şey için emek vermeye gayret ediyorum özellikle. Şöyle manzaramı göstereyim size. Enerjimizi yükseltmek için doğaya çıktık. Birazcık kendimizi dinlemek için doğaya çıktık. Geçmişe dönüp yaptığımız hataları hatırlamak için doğaya çıktık. Geçtiğimiz yolları hatırlamak için doğaya çıktık. Müzisyenler için hayat gerçekten yaptık. Ve geride bıraktıklarından ibaret. Aslında tüm insanlar için bu böyle. Bizim bugün arkanla buluşup bir şeyler yapmak istememizin sebebi aslında hem kendimize bir gün tatil verelim istedik. Hem de bir araya gelip enerjimizi paylaşalım istedik. Birlikte müzik yapmak gerçekten insana çok şey katıyor. Birlikte müzik yaptığınız insan sizden çok daha iyi olabilir veya size göre çok yeni başlamış olabilir. Hiç fark etmez. Müzik karşılıklı bir enerji aktarım aracı, etkileşim aracı. Bu etkileşimi çok profesyonel müzisyenler de zaman zaman yapıyor. İşte Chick Corea'ya baktığınızda, John McLaughlin'e baktığınızda birçok müzisyen bu etkileşimleri sağlamak için dünyanın çeşitli yerlerindeki diğer müzisyenlerle bir araya geldiler. Ve hayatlarında, müziklerinde bir sürü etki sağladı. Onlardan ilham aldılar, onlarla sinerji yarattılar. Yepyeni müzik türleri ürettiler, yepyeni parçalar, eserler ortaya çıkardılar. Yani o yüzden biz bugün birazcık müzik paylaşalım istedik birlikte ve kendimizi doğaya attık. Deşarj olduk, müziğimizi paylaştık, kahvemizi, çayımızı paylaştık. Bu tarz etkinlikleri sizin de arkadaşlarınızla yapıyor olmanız gerçekten size çok büyük katkılar sağlayacaktır. Ne demek istediğimi denediğinizde anlayacaksınız. Bunun dışında yeni başlayan müzisyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunayım. Parçalar yapıyorsunuz, parça yapmayı öğreniyorsunuz, teknikler öğreniyorsunuz, mix mastering öğreniyorsunuz. Fakat yine de beklediğiniz kalitenin altında kalıyorsunuz. Eğer bu durumu yaşıyorsanız, birincisi yanlış sample seçimi yapıyorsunuz demektir. Profesyonel sample'lar kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizde splice varsa eğer, splice'a mutlaka göz atın. Harika sesler var. Elinizdeki DAW'ın içerisindeki seslerden doğru sesleri, doğru janraya kullanmayı öğrenin. İnternet üzerinde yapmak istediğiniz müzik türüne göre, janraya göre template'ler bulabilirsiniz kullandığınız programa göre. Alın, bu template'leri inceleyin. Bunlar size o kadar şey öğretecektir ki müzik prodüksiyonu konusunda, inanamazsınız. Evet, çok basit bir şey söylüyorum size. Benim yıllardır bildiğim bir şey ama zaman zaman geri dönüp ilk öğrendiğim şeylere baktığımda kendimi tekrar keşfediyorum. O yüzden bu bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi baskın basanıdır yapacağız. Arkan kameraya çıkmak pek istemiyor. Hemen onu yakalayacağım şimdi. Onu da sizlerle tanıştıracağım. Arkan! Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Sence nasıl geçti? Bence de çok güzel geçti. Drone'la çok güzel şeyler aldık. Arkan, biz bugün buraya neden geldik? Neden geldik? Beraber doğanın içinde müzik çaldık. Gerçekten çok bizim için çok iyi oldu. Bir de
Başka ne yaptık? Çay içtik. Çay içtik, kahve içtik. Evet. Müzik yaptık. Birazcık kafa dinledik. Enerjimizi attık. Bunu tüm müzisyenlere tavsiye eder misin böyle bir kesinlikle şey yapmalarını? Kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten benim için çok iyi geldi. Yani şu an enerjimiz böyle, yükseldi değil mi? Gerçekten öyle oldu. Herkese tavsiye ederim yani. Tek başına da çıkabilirsin bence. Evet, böyle gitar tek başına çalmaya, da çıkabilirsin. Şarkı fakat söylemeye falan. Ben her zaman şunu tavsiye ediyorum müzisyenlere. Mutlaka başka müzisyenlerle de etkileşim kurun. Müziğinizi paylaşın. Bu size yepyeni fikirler açar. Jam session yapın yani doğaçlama birlikte çalın. Bu size gerçekten bambaşka kapılar açar, bambaşka vizyonlar açar. Evet, tek başımıza evimizde kapanıp müzik yapabiliyoruz ama bence paylaşım olduğu noktada bizi çok daha ileriye götürüyor. Kesinlikle. Ve müziğin doğasından da kopmamış oluyoruz. O anlamda hani benim tavsiyem gerçekten hani tamam doğaya çıkamadınız belki ama bir arkadaşınızla buluşun. Birlikte mutlaka bir şeyler yapın. Her zaman olmasa da yapabildiğiniz ölçüde zaman zaman. Bilmiyorum, katılır mısın? Kesinlikle katılıyorum. Biz ben de genelde buluştuğumuzda doğaçlama yapıyoruz yani. Cover falan yapmayalım diyoruz. Evet evet. Cover'dan. Sen bir şeyler çal. Tek kural cover çalmayacağız diyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle. Müthiş. O zaman şu doğanın tadını biraz daha çıkaralım. Siz de bu söylediklerimizi birazcık düşünün. Umarım bu söylediklerimi ya neler zırvalıyor bu Tayfun diye görmezsiniz. Sizlere bir şeyler katar diye umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz vloglar gelsin istiyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Ara sıra bu tarz böyle doğaya çıkıp sizlerle birazcık daha bilgi ve tecrübe paylaşımı yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.